Vallahi harika günler geçiriyoruz. Yani orduyu hem çok iyi tanıtıyoruz hem de müthiş bir sevgi seliyle hasret gideriyoruz. Bu bizim için harikulade bir durum. Onun için bütün arkadaşlarımıza bize çok mutluyuz. Burada bir ikinci bir ordu var İstanbul'da. Yani dolayısıyla buradaki ortak çalışmalar, ortak yatırım konuları ve aynı zamanda öğretim üyeleriyle, profesörlerle yaptığımız, ordudaki yapacağımız çalışmalar hepsi bir bütün halinde. Gece geç vakte kadar buradayız. Hem kültür, hem sanat, hem ticaret, hem yatırım. Bunlar bir bütün halinde bizim için büyük bir fırsat, şans. Bizi de çok seviyorlar. Bugün bütün partiler üstü bir görüşmelerimiz oldu. Siyasi partilerin temsilcileriyle de bir dostluk halinde, kardeşlik halinde bu ordu sevgisini, ordu üst kimliğini altında toplandık. Burada çok iyi şeylere doğru gidiyoruz süratli bir şekilde. Aynı zamanda Ataköy'de de orduların ofisini açtık sabahleyin kahvaltı. Geç vakte kadar çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan iyisi can sağlığı diyelim. Ha, çok mutluyuz açıkçası. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Burada İstanbul içindeki bir semtten bir semte gitmek kadar yakın artık havaalanıyla. Çünkü bir saat 15 dakikada gidiliyor. Burada İstanbul'da bazı yerlere bir saat 15 dakikada gidemiyorsunuz. Ama orduya gelmek mümkün. O bakımdan ben şunu hep vurgulamak istedim. Ordu artık 3 aylık bir şehir değil. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos değil. 12 ay orduya gelebilir. Kışın da gelebilirler. 4 mevsim orduyu yaşasınlar diye yeni yatırımlar yapıyoruz. İnşallah hem turist patlaması olacak hem de hemşehrilerimiz sadece yazın değil kışında gelecekler. 4 mevsimde gelecekler. Sayın Bakanım, son bir soru. Gelen vatandaşların size karşı bir yoğun ilgisi var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ondan çok mutluyum. Yani şeyler arasında da zor yürüyoruz. Herkes resim çektirmek istiyor, sohbet etmek istiyor. Dolayısıyla o da beni mutlu ediyor. Ben de zaten hep şunu söylüyorum. Yani şu ana kadarki bütün görevlerim içindeki en şereflisi, en benim için mutlu olanı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Onu da birlikte yapıyoruz. Büyük bir sevgi seli var. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun.